Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriyle sizlerle birlikteyiz. Çok eski olan bir pantolonumu değiştirerek hem yeni modaya hem de daha güncel bir görüntüye kavuşturmak istedim. Paçası çok uzun ve arkadan yırtmacı olan bir pantolondu. Yırtmaç kısmını keserek kısaltacağım ve püskül yapacağım. Püskül genişliğini yırtmaçtan bırakacak şekilde ayarlayacağım. Bu detayı atlamadan kesmeniz gerekiyor. Yoksa çok yukarıda ve kısa bir görüntüye sahip olur. Bu yüzden keserken bu aşamaya mutlaka dikkat etmelisiniz. Kestikten sonra ne kadar püskül istediğimin ölçüsünü ayarlıyorum ve daha sonra ara ara kesikler atarak devam ediyorum. Kesiklerimin hiçbirinin boyu birbirini tutmuyor. Hepsi farklı boylarda. Çok rahatlıkla kesebilirsiniz. Hepsi birbirine denk gelecek diye uğraşmanızı gerektirecek hiçbir durum yok. Daha sonrasında biraz elimle, biraz cımbızla yaparak püskül haline getireceğim. Fazlalık olan kısımlarını çıkarıyorum. Enine olan çizgilerden çıkarma işlemini yapıyoruz. Boyuna olanlar ise püskül olarak kalacak olanlar. Ben ilk önce elimle denedim. Elimle çok zor oldu. Birkaç tane yapabildim. Daha sonra cımbızla yaparak daha kolay olduğunu keşfettim. O yüzden cımbızla devam ettim sonrasında. Sizler ilk aşamadan itibaren cımbız kullanabilirsiniz. Benim gibi deneme yanılma yapmanıza gerek kalmaz. Püskül işlemi tamamlandıktan sonraki hali bu şekilde. Dilerseniz sade bir görüntüyle kullanabilirsiniz. Dilerseniz de benim yaptığım gibi ek süslemeler ekleyebilirsiniz. Ben bu aşamadan sonra tülbentle aplike çalışması yapacağım. Onun aşamalarını da tek tek anlatacağım şimdi. Tülbentimin ters kısmı yukarıda olacak şekilde ayarlıyorum. Ve beğendiğim desenin olduğu yere çift taraflı bir tele kullanacağım. Çift taraflı telamın pütürlü olan kısmı var. Pütürlü olan kısmını desenimin üzerine yerleştireceğim. Ve daha sonrasında ütüleyerek desenin telaya aktarımını sağlayacağım. Ütülerken bir parçadan yardım alarak yaparsanız herhangi bir yapışma olmaz. Rahat ütüleyebilirsiniz. Aldığım telaların desen kısımlarını keserek çıkaracağım ve istediğim kadarını kullanacağım. Desenlerimin kullanmak istediğim yerlerinden kesiyorum. Hoş bir görüntü elde edecek şekilde keserseniz daha güzel görünür. Kenar detaylarını dikkate alarak kestikten sonraki görüntüsü bu şekilde oluyor. Tülbentten ayırıyorum. Yapışkan kısmını yapıştıracağım kısma denk getiriyorum. Desenimi durmasını istediğim şekilde sabitliyorum ve tekrar üzerine bez parçası kapatıp ütülüyorum. Düzen gösteriyorum. Bir paçada nasılsa diğer paçada da aynı şekilde durmasını istediğim için dikkatli yerleştirmek gerekiyor. Bu detayı atlamamalısınız yaparken.
örtülüyorum ve bu kısma yapışmasını sağlıyorum. İki paçaya da yapıştırma işlemini gerçekleştirdim. Biraz soğumasını bekledikten sonra ütünün sıcaklığının çıkması gerekiyor. Sonrasında boncuk boyasıyla etrafına kontür çekmemizin sebebi kenarlardan atmalar yapmasını istemiyor olmamız. Ve kontür işlemini tamamladıktan sonra 24 saat en az kurumaya bırakıyoruz. Ne kadar iyi sabitlenirse sonrasında kullanımı o kadar iyi oluyor. Boncuk boyasının uç kısmı sivri. Bu sivrilikten yardım alarak kontürü gerçekleştirebiliyoruz. Bu aşamada elinizin titrememesi ve kontür boyasının çok ince geçilmesi en önemli noktası. Bunlara dikkat ederseniz çok şık bir görüntüye sahip olmuş oluyor. Ve artık yeni bir görüntüye ve yeni bir kombine sahip olacak. Böylelikle tüm eskilerimizi atmıyoruz ve değerlendiriyoruz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.